Herkese merhaba. Sizler için bağırsaklarınıza yönelik bir video serisi hazırlamayı planladım. Bu videoyu onun için çekiyorum ve bundan önce paylaştığım videoları da bu videonun arkasına sırayla belli bir sayı ekleyerek aslında kendi sağlık yolculuğunuzda en iyi nasıl yol alabileceğinizi sizlere aktarmaya çalışacağım. Birazcık önce neden hasta oluyoruz konusuna eğilmemizde yarar var. Hastalığın büyük oranda bağırsaklardan başladığını söylesek de gözlemlediğim kadarıyla büyük oranda aslında beyinden başlıyor. Ne demek beyinden başlıyor diye soracak olursanız, aslında bir şeyi öncelikle kafaya takıyoruz, dert ediyoruz, duygusal olarak zor durumdayız, kendimizi yalnız hissediyoruz, söylemek istediklerimizi söyleyemiyoruz, herhangi bir durumda sürekli negatifteyiz veya benim gibi ben bir zamanlar her zaman ne olursa olsun hep böyle işin olumsuz tarafında kalır ve mutlu olamaz. Bu da tabii çocukluktan geliyor maalesef. Bu gibi alışkanlıklarımız ve düşünce kalıplarımız olabilir. Bu bir yerlerde bir süre sonra bütün vücudun işleyişinde işte bozukluğa, bozulmalara ve aşırı çalışmaya ya da yavaş çalışmaya, ikisine aynı anda vücudun farklı bölgelerinde aynı anda bazı organların yüksek, bazı organların düşük çalışmasına sebep olduğu için uzun vadede organların yetersizliklerine sebep olabilmekte. Bu da bir süre sonra işte bağırsaklar burada başı çekiyor. Bir süre sonra kronik hastalık tablosunu oluşturmakta. Benim gayem, hayalim, hedefim sizlerin hepinizin fonksiyonel tıbbı talep etmeniz ve sağlık yolculuğunda sizlerin ne gibi adımların, basamakların beklediğini bilmeniz, hazırlıklı olmanız ve dolayısıyla gerçekten de sağlık anlamında, sağlık çizgisinde sağlığa doğru yürürken ne yapmanız gerektiğini bilmeniz ve tabii bunu sağlık uzmanlarından da talep etmeniz. Yani gittiğinizde size sadece bir ilaç ya da standart bir diyet önerip gönderen sağlık uzmanının uzmanından daha fazlasını talep ettiğiniz zaman doğal olarak o da sizin talebinizi karşılama isteği, ihtiyacı duymaya başlar. Ama şöyle de bir durum var. Eğer ya işte bana 3-5 bir şey ver, bir diyet ver, bir reçete sun bana, işte ne yapmam lazım, reçeteyi ver, ilacı ver, gerisini boş ver dersen o da sana ona göre davranır. Sonuçları da pek istediğiniz gibi olmayacaktır. Peki bağırsaklardan mı başlamalıyız? Bağırsaklardan başlamalıyız. Bağırsaklardan başlayacaksak nasıl bir yol izleyeceğiz? Birincisi, herkesin bağırsak tipi birbirinden farklı. Yani herkesin bağırsak tipi birbirinden farklı olduğu için de herkese aynı şey uygulanmaz. Şimdi ben sizlere burada 5 tip bağırsaktan bahsedeceğim. Bu 5 tip bağırsaktan hangisi olduğunuzu da anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Sonra bu bağırsak tipleriyle ilgili de işte detaylar ve arkasından nasıl beslenilmesi gerektiğiyle ilgili videolar da bu videonun arkasından gelecek. Şimdi birincisi 5 tip bağırsaktan bir tanesi FODMAP ve SIBO. Yani FODMAP intoleransı ve SIBO. Şimdi bu nedir diye soracak olursanız bunu daha sonrasında dediğim gibi videolarla açıklayacağım. Bir diğeri histamin problemleri, histamin intoleransı. Nedir? Daha sonra açıklayacağım. Bir diğeri hassas bağırsak. Aslında bu hassas bağırsak kısmı daha böyle bağışıklık sisteminin dahil olduğu bağırsakların hemen arkasında bulunan bağışıklık sisteminin hiperaktif olarak buradaki besin parçacıklarına saldırdığı bir besin parçacıklarını aslında yabancı madde sandığı, yani zararlı bir bakteri sandığı bir durum. Bu hassas bağırsak. Bunları da açıklayacağım. Bir diğeri mantar aşırı büyümesi, mantarların artması. Bunu da daha sonrasında açıklayacağım. Yani buna fungal artış, kandida albicans vesaire bu gibi isimler verilebilir. Kandida tek başına tek tip mantar değildir. Birçok mantar tipi vardır. Hepsi için uygulanabilir bir diyettir. Bütün mantar türleri için. Ve tabii mantar için kullanılacak takviyeler de ayrı ve onlar da bütün mantarlar için kullanılabilir takviyelerdir. Bir diğeri ise besin alerjileri. Bunları da yine açıklayacağım. Aslında besin alerjisini hemen burada bile açıklamam mümkün çünkü basit. Besin alerjisinde siz bir besini yedikten sonra hatta dokunduğunuzda ya da kokladığınızda normalde işte polen alerjisi gibi çeşitli reaksiyonlar görürsünüz. Bu temelde cilt dökütüsü, çeşitli işte baş ağrısı, genzin kaşınması ya da tıkanması ya da nefes alamama gibi birçok sorun, gözlerin yaşarması gibi birçok sorun olabilir. Bu alerjiler besin tüketildikten hemen sonra fark edildiği için neye alerjisi olduğu anlamak kolaydır kişinin. Ya da kişi kendi bunu çok rahat fark edebilir. Genellikle de bu besinlerden uzak durur. Bunu söylemiş olayım. Diğer 4 yani alerji haricindeki 4 bağırsak tipini de tekrar tekrar açıklayacağım. Ama hangi bağırsak tipinde olduğumuzu da birazcık ipuçlarını da bu videomda versem iyi olacak gibi.
Bütün bağırsak tiplerinde yaşadığım en sık ortak gördüğüm problem mide asidinin yetersiz olması. Mide asidi yetersiz olduğunda yemek yerken daha şişmeye başlarsınız. Yemek yedikten sonra zaten şişkinlik böyle üst safhaya kadar gelir. Hamile gibi olursunuz. Birçok insanda bu var. Hızlı yemek yeme alışkanlığı, saflaştırmış beslenme alışkanlığı, yani simit poğaça alışkanlığınız varsa, işte sandviç, ekmek arası bir şeyler alışkanlığınız varsa, hepimiz geçtik bu yollardan. O zaman sizde mide asidi yetersizliği ihtimali yüksek. Spor yapmıyorsanız ve 30 yaş üzerindeyseniz mide asit yetersizliği olasılığınız yüksek. Mide koruyucu ilaçlar, proton pompa inhibitörleri gibi ilaçlar kullandıysanız, mide asidinizin yetersiz olma olasılığı neredeyse kesin. Antibiyotik kullandıysanız bu ihtimal yüksek. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullandıysanız ya da kullanıyorsanız bu olasılık yüksek. Eğer stresli, kaygılıysanız, gerginseniz ve sürekli korku içerisindeyseniz bu olasılık neredeyse kesin. Eğer yemek yedikten sonra hemen harekete geçen, hemen işte hızlı bir şekilde yemeği yiyip aperatif olarak hızlı bir şekilde yolda yürürken, yemek yerken, yolda yürürken, çalışırken, koştururken yemek yiyenlerdenseniz, yemeği hızlı bir şekilde yiyip hemen işe ya da başka bir yere koşturan türden insanlarsanız mide asidi yetersizliğiniz neredeyse kesin. Bunların olması durumunda sizlerde reflü meydana gelebiliyor. Mide yanmaları meydana gelebiliyor. Bu gibi durumlarda olabiliyor. Ve böyle durumlarda sizlere daha fazla mide koruyucu verilir. Bu ciddi bir sorundur. Mide koruyucu verildiği zaman sizin zaten az olan mide asidiniz daha da azalıyor. Mide asidiniz az olduğu zaman siz bir şey yedikten sonra bu asidin azlığından dolayı orada bir gaz çıkışı ve bazen bakteriyel bir çalışma, yani bir helikobakter pylori başta olmak üzere bir fermentasyon tarzı bir yaklaşık bir işlem ve bir gaz çıkışı, oradaki sindirimin yetersiz olmasıyla ilgili bir gaz çıkışı oluyor. Bu gaz çıkışı daha sonra mide ile yemek borusu arasındaki kapakçığı yukarı doğru itiyor. Çünkü midede gaz var ve yukarı doğru ittiği zaman kapağı, buradaki mide sıvısı, besinle karışmış mide sıvısı yukarıya doğru çıkıyor. Buna reflü diyoruz. Ve böyle durumlarda asidik bir sıvı yukarı çıktığı için yanma oluyor. Ya da siz sürekli kola içip, kahve içip, acı şeylerle beslendiyseniz, gece uykunuza dikkat etmediyseniz, bu arada gece uykusuna dikkat etmemek de mide asidi yetersizliği için kesin nitelikte bir sebebiyettir. Uykunuza da dikkat etmediyseniz, gerginseniz, kızgınsanız mide duvarınızda incelme, oradaki zarda incelme meydana geliyor. Bu zar incelmesi meydana geldiğinde mide asidiniz yeterli ya da yetersiz bile olsa yine de bir yanma meydana geliyor. Böyle durumlarda o asidi hemen baskılıyor, klasik yaklaşım. Baskıladığı zamansa bu mide asidin daha da az olmasına sebep oluyor. Yani azıcık bir asidim var ama mide duvarım inceldiği için yakıyor beni. O azıcık asidi de nötrleyelim diyorlar. Yanlış bir uygulama. Ya da azıcık bir asidim var, işte besin mideye geldi, geldikten sonra gaz çıkışı oldu, yukarı doğru bir basınçtan dolayı reflü meydana geldi. Burada da yanma, yemek borusunda yanma meydana geldi. O zaman işte bu yanmayı engellemek için oradaki o minicik asidi de nötrleyelim. Öyle bir şey olursa aslında bir mide asidi ne işe yarıyor o zaman? Hani sindirimde görev alıyor, bizi bakterilerden, mantarlardan, virüslerden korumak amacıyla bir görev alıyor. Sindirimin başı da olsa, yani küçücük bir işlem değil sadece. Çünkü bundan sonra, yani mideden sonraki sindirim kısmı için mide asidine çok ihtiyaç var. O mide asidi yetersiz olduğunda daha sonrasında gelecek olan midenin altına indikten sonraki organlarda sindirim meydana gelemiyor. Aslında çok ciddi bir problem ve çok yanlış bir yaklaşım. Yani direkt böyle bir ilacın kullanılması çok büyük bir problem. Şimdi bu kısmı bir kere çözmemiz gerekiyor. Bu ilk adım olsun. İkinci adım, nasıl çözeceğimizi de anlatmadım. Hemen onu da söyleyeyim. Bir kere bu ilaçları doktorunuzun kontrolünde bırakmalısınız. Doktorunuzla bu konuda işbirliği yapmalısınız. Bu bir. İkincisi, saflaştırılmış besinleri, unlu mamulleri vesaire, bunları artık bir bırakmalısınız. Üçüncüsü, hızlı yemek yememelisiniz, yavaş yemek yemelisiniz. Dördüncüsü, yemekten sonra biraz dinlenmelisiniz. Beşincisi, biraz meditasyon yapıp anda kalmayı, farkındalıklı yaşamayı öğrenmelisiniz. Yani bütün bunları, her biri ayrı bir seminer konusu. Bunları da yaptıktan sonra mideniz ile ilgili eğer bir incelme ya da bir yanma söz konusuysa, hatmi çiçeği çayı, meyan kökü çayı gibi çaylar kullanabilirsiniz. Meyan kökü biraz tansiyonu yükseltebilir, ona dikkat edin sadece. Zencefil çayı, suyu, turşu yemeklerle birlikte tüketilebilir. Kimyon tüketilebilir. Ev yapımı elma sirkesi yemekten hemen önce bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı içilebilir. Suya karıştırılarak da içilebilir.
Bunları kullanmanız mümkün. Yemeklerle birlikte su içmeyin. Yemekten hemen önce ya da hemen sonra da su içmenizi önermem. Ancak böyle bir sirke kullanacaksanız orada suya ihtiyacınız var. Merak etmeyin, işe yarıyor. Orada su içmeniz size zarar vermiyor. Şimdi gelelim bu 5 bağırsak tipinden hangisi olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Burada bazı pratik ipuçları vereceğim size. Birincisi şu. FODMAP ve SIBO durumunda şöyle bir örnek vereyim. Yemek yedikten sonra eğer hemen şişmeniz varsa, mide asidi yetersizliği var demiştim ya. Mide asidi yetersizliği olduğunda, hemen şişme olduğunda biraz böyle yukarı kısımda ve kalbe bası yapar. Yani işte kalbi sıkıştırır gibi olur. Karnınızın üst kısmında bir şişlik başlar. Alt kısmına doğru yavaş yavaş iner. Bu mide asidi yetersizliği. Eğer SIBO ya da FODMAP intoleransı varsa yemek yedikten sonra direkt hamile göbeği meydana gelir. Bu hamile göbeğinin altında aslında orada oluşan gaz var. Sütteki laktoz, bazı meyvelerdeki fruktoz, özellikle elma, armut, kuru meyveler, bu besinlerin tamamında daha böyle hani mesela bazılarında ananas da böyle bir etkiye sahip, bazılarında portakal da böyle bir etkiye sahip. Bu besinler, bu meyveler aslında SIBO problemi ya da FODMAP intoleransı olan kişilerde fazlaca gaz yapıyor. Diğer taraftan lahana, brokoli, karnabahar, büyüksel lahanası, soğan, sarımsak gibi besinler, kırmızı pancar, kuşkonmaz, bunların bir ya da birkaçı SIBO problemi ya da FODMAP intoleransı olan kişilerde yedikten sonra gaz, işte ishal, dışkı, çok böyle sulu, tuvalette özellikle mesela tuvalette bir türlü tam olarak boşaltılamayan ya da yarım saat böyle tuvalette kalmak zorunda kalan kişilerde FODMAP, düşük FODMAP diyeti daha doğru bir yaklaşım. Düşük histaminde ise şöyle bir durum var. Histamin, bu konuyu tekrar konuşacağız. Mesela nasıl anlayabiliriz histamin problemi olduğumuzu? Mesela ıspanak, domates, çilek, beklemiş et, balık. Beklemiş et eğer bir gün bile beklediyse maalesef sorun yaratabiliyor. Balık, özellikle kırmızı et, balık, kemik suları, yumurta beyazı gibi besinler, kivi gibi besinler histamin intoleransında maalesef problemli besinler de, turunçgiller de öyle. Dolayısıyla bunları tükettiğimizde, birini ya da birkaçını tükettiğimizde bir şekilde işte baş ağrısı, baş dönmesi, migren gibi belirtiler yaşıyorsak ya da alerjiye benzer belirtiler yaşıyorsak, cilt döküntüsü, işte göz yaşarması vesaire, bunları yaşıyorsak histamin intoleransını düşünmemiz gerekiyor. Bu arada patlıcanı unuttum, patlıcan da dahil. Bir diğer şey ise mantar maya büyümesi, fungal artış, kandida albicans durumu. Bunu nasıl anlayabiliriz? Burada arkadaşlar karbonhidrat içerikli özellikle unlu mamuller, şekerli besinler veya mayalı besinler tükettiğimizde ya da fermente besinler tükettiğimizde direkt çeşitli reaksiyonlar yaşamaya başlarız. Bu kan şekeri dalgalanması da olabilir, dengesizliği olabilir. Hemen baş dönmesi olabilir, dilde çeşitli belirtiler, gözde çeşitli belirtiler meydana gelebilir, ciltte olabilir. Fermente olduğundaki bir reaksiyon aslına bakarsanız histaminde de FODMAP'te de sorun yaratır. Burada da sorun yaratabilir. Her fermente değildir. Bu mantar maya problemlerindeki her fermentasyon sorun yaratmıyor. Ama bu fermentasyona histamin ve FODMAP'te sorun yaratıyor. O yüzden fermente biraz daha böyle karışık, tam kandidaya da tam uygun değil. Bu mayalı besinler, mantar yediğimizde bu gibi besinleri tükettiğimizde aslında bir reaksiyon yaşıyorsak, şeker, unlu mamuller gibi besinler tükettiğimizde bir baş dönmesi, baş ağrısı gibi bir şeyler yaşıyorsak mantar problemi olduğunu düşünebiliriz. Mantar problemi olduğunun diğer bir nedenini söyleyeceğim. Aslında neredeyse kesin mantar problemi olduğunu gösteren bir bulgudur. Dilde beyaz tabaka, özellikle aç karnı olduğunda, kahve içtiğinizde yine benzer dilde beyaz tabaka örneğin. Bu noktada mesela açlığa dayanamama, antibiyotik uzun süre kullanma ya da ara ara sık sık kullanma, ara ara kullanma kısa sürelerle. Doğum kontrol hapları ve steroid ilaçlar eşittir. Bağışıklık sistemini baskılayanlar vesaire. Bunların tamamı aslında kandidayı neredeyse, yani %100 demeyeceğim ama neredeyse kesin bir ihtimalle mantar maya büyümesine sebep oluyor. Bunlarla ilgili detayları yine konuşuyor olacağız. Ne kaldı? Alerji 1-2-3 saydım. Hem alerjiyi konuştuk en başta. Hani alerjilerde zaten hani bunun bir testi de vardır. Direkt testini yapabilirsiniz. Direkt alerji olduğunuzu anlayabilirsiniz.
O ayrı. Bir de hassas bağırsak. Hassas bağırsak kısmında da bu otoimmün hastalıklarda özellikle multiple sklerozda çok sık denk geldiğim, diğer otoimmün hastalıklarda da sık sık denk geldiğim, sebebi anlaşılamayan birçok semptomun bir arada olduğu kişilerde de yine denk geldiğim iyi bir uygulamadır. Yaptığımız zaman iyi sonuçlar aldığımız bir uygulamadır. Eliminasyon diyeti olabilir bu. Otoimmün eliminasyon diye iki farklı tipi var. Eliminasyon diyetinde şöyle yumurta diyetten çıkararak anlayabilirsiniz aslında. Hani bende bağırsak hassasiyeti var mı ya da bağırsaklarım ya da işte belli besinlere karşı bağışıklık sistemi aktivitem var mı, bunu nasıl anlayabilirim dediğinizde aslında bunun en güzel yolu gidip bununla ilgili bir test yaptırmanız. Normal besin intolerans testi dediğimiz şey bu aslında. Bunu yaptırdığınız zaman orada hangi besinlere reaksiyon gösterdiğinizi daha net görebilirsiniz. Ama diyelim ki yaptırmıyorsunuz, yaptıramıyorsunuz. O zaman şöyle bir deneme yapmamız lazım. İşte yumurtanın sarısı, beyazı ikisi birlikte, bütün glutenli besinler, bütün süt ürünleri, midye, yağ fıstığı, soya, şekerli besinler gibi besinlerin tamamı diyetten çıkar. 21 gün sürer, en az 22, 25, 30 güne kadar çıkabilir. Arkasından hani belirtilerinize bir düzelme oluyorsa doğru yoldasınızdır. Bununla ilgili detayları yine konuşacağım. Otoimmün hastalıklarda bunlardan da daha fazlasını çıkarmak gerekir. Bütün tahıllar, bütün kuru baklagiller, biber, domates, patlıcan, patates, kuzu kulağı, bamya gibi besinlerle diyetten çıkar. Çok zordur otoimmün eliminasyon diyeti ama buna değer çünkü ömür boyu ilaç kullanmaktan sizi kurtarabilir veya ilaç dozunuzun azalmasına yardımcı olabilir. Kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayabilir. Bu konuya eğilmenizi ve gerçekten de sağlığa daha ilerleyen adımlarla, işte güçlü adımlarla ilerlemenize yardımcı olabilir. Şimdi bunların tamamını sıraladım. Biliyorum hızlı konuştum, biliyorum işte bazı şeyler belki anlaşılmadı. Belki farkında olmadan ne kadar çalışsam da işte tıbbi terimler kullanmış olabilirim. Siz de bu videoyu birkaç kere dinleyin. Kolay olabilir o zaman. Şimdi bu ilk videoydu. İlk seriydi. Bundan sonrasında yani diğer videoları da peyderpey arkalarına koyacağım. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.